Daha önce sizinle bu yurtta hiç olmadığımız bir yerdeyiz. Çamaşır odasında madem bir pazar rutini yapıyoruz ve bunun güzel bir rutin olmasını istiyorum. Bu pazar ilk defa çamaşırlarımızı yıkayacağız. Bu videonun böyle benim ideal bir pazar rutinim olmasını istiyorum. Yani böyle birazcık odamı toplayalım ama böyle büyük bir toplama değil. Yani çalışmamasam karışık. İşte kıyafetlerimi yıkayalım, mutfakta yemek yapalım. Dün annem yemek gönderdi. Hem kahvaltımı hem akşam yemeğimi. Ders çalışalım, birazcık kitap okuyalım. İşte böyle günümüzü geçirelim bu pazar. Çok uzun bir video olsun istemiyorum. Hem bir pazar günü yurtta neler yapıyorum temalı olsun. Ojelerimizi çıkaracağım. İşte biraz bakım yapalım. Bu arada yine uyandığım için ve saçlarım biraz yağlı olduğu için böyle banyoda yapacağım. Böyle durmak istemiyorum. Ben şunu kullanıyorum. Bunu modda arkadaşlarımdan öğrendim. Ay, bana gösterdi ki emayını saçacağım ama ben daha kutusunu açamıyorum ki. Annem görse gözleri yaşaracak kadın gerçekten. Açtım. Bunun içinde böyle 12 tane geliyor. Böyle kapsüller var. Bunu şeyle birlikte atıyorsunuz. Kıyafetleri attığınız yere atıyorsunuz. Hani böyle bir şeye değil. Çamaşır makinesinin soyusuna değil. Ben bir de yumuşatıcı aldım. Annem de normalde hiç yumuşatıcı kullanmaz. Ben böyle ilk defa kendim seçerek yumuşatıcı aldım. Geçsin. Ah çok. Ah çok güzel kokuyor. Neyse. Hadi bakalım. Yapalım. Şimdi ben atayım. Şundan bir tane atıyoruz. Kapatıyorum. Şimdi bir de bundan atıyorum. Bir şey diyeceğim. Yumuşatıcı hangisine atalı ya? Bence burası. Hızlı günlükte yıkayalım. Başlattım. Başlattım. Su yıkamaya başladı. Bir yarım saat sonra alıp kurutmaya atacağım. Şimdi sıra aşırı güzel bir kahvaltı yapıp aşırı güzel bir kahve içmekte. Hemen kahvemizi demleyelim. Bardaklarımı da yeni yıkadım. Hangisini de içelim? Şurada. Şimdi size bir anne terörü göstereceğim. Anne terörü dediğime bakmayın. Canım annem tabii ki bana yemek gönderdi. Dün de aldım. Şurası şu an full. Yani şu kat full benim şey dolu. Kavanoz dolu. Şimdi kahvaltıda ben bunu yiyeceğim. Bir önceki vloglarımda aslında görmüşsünüz. Yani orada bahsettim ama tekrardan bahsedeyim. Annem bunun içerisine chia puding yaptı. İçerisinde şeker yok. Sadece şu içindeki bisküvinin içerisinde şeker var. Ülkenin çikolatalı bisküvisi. Ama genel olarak yok. İçinde irmik var. Chiası fazla. Ki tok tutsun diye kahvaltıda bunu yiyorum. Bir de üstüne birazcık bundan döküyorum. Ya da böyle biskotti yiyordum ama bu sefer bundan dökeceğim. Aslında zararlı, bu çok yararlı değil ama olsun. Bir yerden kısırsak bir yerden şey yapalım. Biliyorsunuz ki diyetteyim. Bu aslında birkaç günlük beslenme rutininle alakalı da bir video çekmek istiyorum. Okuldayken nasıl diyet yapıyorum. Eve okulda kaç lira harcadığımla alakalı da mutlaka videolar gelecek. Onları bekleyin. Bu arada şunu söyleyeyim. Çok yüksek ihtimalle, %99 ihtimalle Vlogmas yapacağız. Yani Vlogmas... Yaşa Christmas için ve yılbaşı geliyor diye 2 hafta üst üste her gün video yayınlamak gibi bir fikrim var. Bunu nasıl karşılarsınız? Yani bunu ister misiniz? Aşağıda belirtin. Hani evet böyle bir şey izleriz, isteriz. Ya da izlemeyiz. İşte hedeflerimizden bahsettiğimiz videolar, günlük vloglar. Cemre ile tatile gideceğiz. Onun spoilerini vermeyeceğim şu an neresi olduğunu ama oradan bayağı vlog gelecek. Yani içimde böyle bir istek var. İsterseniz siz de sizin için okeyse aşağıya yazın. Şimdi kahvemiz demleniyor. Ben bayağıdır aslında Armağan Çağlayan'ın Gör Beni değil, Dur Bir Dinlesin'i izlemiyorum. Yani son 3 bölümü izlemedim diye biliyorum, öyle hatırlıyorum. O yüzden onları tamamlayacağım. Çünkü Armağan Çağlayan'ın Dur Bir Dinle programını aşırı seviyorum. Yani bana bayağı insan kazandırıyor, düşüyordum. Kahvaltımızı yapalım. Sonra gün nasıl akarsa, rutinimiz nasıl devam ederse bakacağız.
Her şey çok güzel, her şey çok iyi. Çok güzel bir pazar rutini tabii ki. Çamaşırlarımı yıkadım. Kahvaltımı çok güzel yaptım, banyo yaptım, bakım yaptım. Yüzüm böyle bebek poposuna döndü. Hemen geri gideceğim. 5-6 saat sonra düzelecek şey olur. Eski haline dönecek de. Her şey çok güzel, temiz temiz kıyafetlerimi giydim. Birazdan yatağımın yastığını, çarşafını falan filan değiştireceğim. Ama ya ben son 4 saat hiçbir şey yapmadım. Yok, son 4 saat değil ama saat şu an 5'e çeyrek var. Ve ben 2'den beri hiçbir şey yapmadım. 3 saattir yani. Oturdum, bir şeyler izledim. Cemre'yle konuştum, yılbaşını düşündük. Yattım. Bilmiyorum yani, hiçbir şey yapasım gelmedi içimden ki aslında çok verimli bir gün olması gerekiyordu ama bu bir pazar rutini ve bence pazar dediğimiz gün böyle olur zaten. Boş boş oturursunuz değil mi? Ne yapsak ne yapsak diye düşünüyorum. Aslında birazcık ders çalışmam, kitap okumam ve haftayı planlamam gerekiyor. Daha sonra yemek yemem ve bir şeyler izlemem gerekiyor. Yani bir şeyler izlemeyi tamamen kendime vakit ayırmak için yapacağım. Şimdi aslında ders çalışsam çok güzel olacak. Ya da şöyle yapalım bakın. Ben bir kahve demleyeyim. Yarım saat kadar kitap okuyayım. Kitap okuduktan sonra birazcık yine böyle yarım saat 40 dakika kadar ders çalışayım. Ondan sonra yemek yiyeyim. Yemek yedikten sonra da bir şeyler izleyip bu haftanın planını yapalım. Bence ideal bir pazar günü böyle olmalı zaten. Ki yaptıkça söylüyorum neler yaptım. Şöyle geleyim de ışık beni daha iyi alsın. Bu aralar bu David Eagleman diye okunuyor sanırım. Onun beyin kitabını okuyorum. Beynimizin karar mekanizmasının nasıl olduğunu, aslında bilinçaltımıza yatan şeylerin ya da şu ana kadar deneyimlediğimiz şeylerin ne kadar kararlarımızı etkilediğini, hayatımızdaki bir şeyin algılarımızla alakalı olduğunu, beynimizin bize gösterdiği kadarını gördüğümüzü, renkleri, sesleri, İşte ne bileyim, gördüğümüz her şeyi, görüntüleri nasıl bünyemize tuttuğumuzu ve bunları nasıl kavramlaştırıp hayatımızı ona göre kurduğumuzu anlatıyor aslında. Ne kadar komplike cümleler kurdum ama çok güzel bir kitap. Hava böyle çok sıcak değil ama soğuk da değil. Ben de ayaklarıma bir şey giymediğim için şimdi böyle kalifere koyacağım ayaklarımı ve okuyacağım. Bazen kaliferin üstüne falan da oturuyorum. Diğer videolarımda görmüşsünüz. Size şimdi çok güzel bir yer okuyacağım buradan. Beyin çekişmeler üzerine kurulu bir makinedir. Karar verme sürecinde sahne arkasında olup bitenlere biraz daha yakından bakalım. Her zihinki bir dondurma dükkanın önünde duruyor ve aynı derecede sevdiğiniz iki çeşit arasında karar vermeye çalışıyorsunuz. Diyelim ki naneli ve limonlu. Dışarıdan bakıldığında öyle pek de bir şey yapmıyor gibi değilsiniz. Yaptığınız tek şey orada dikilip gözlerinize iki seçenek arasında gidip gelmek. Ama bu ölçüde basit bir seçim bile beyninizde bir etkinlik fırtınası başlatmaya yetti, arttı bile. Burada uzunca bir süre şeyi tanımlamış aslında. Beyninizde iki farklı noktada, yani mesela bir küme, naneli dondurma kümesi. Burada farklı nöronlar, farklı anlamı olan nöronlar, yani tat nöronları, ya size tadını hatırlatan, bir anıyı anlatan bütün nöronlar komple birleşip bir küme oluşturuyor. Naneli dondurma kümesi. Bu düzenleme dahilinde hepsini birden etkin hale gelmeleri beyniniz için naneli dondurma anlamını taşır. Siz dükkanda sergilenen dondurma çeşitlerinin önünde dururken bu nöronlar federasyonunun üyeleri de birbiriyle heyecanlı bir iletişim haline girmişlerler. Tıpkı birbirinden uzak insanların internet üzerinde topluca yaptığı konuşmalar gibi. Ama seçim kampanyasını yapan tek grup bu nöronlar değildir. Rakip olasılık limonlu dondurma da bu sırada kendi nöronlarıyla partilemektedir. Naneli ve limonlu dondurma partilerinden her biri kendi etkinliğini güçlendirip diğerini baskılayarak üstünlük sağlamaya çalışmaktadır. Tek bir galibi olan bu yarışta mücadele taraflarından biri kazanana kadar sürer ve galip gelen tarafta bir sonraki eyleminizin ne olacağını belirler. Yani normalde böyledir. Ama beynin işleyişi bilgisayarların aksine her biri bir diğerine üstün gelmeye çalışan farklı olasılıklar arasında çatışmalardan beslenir. Üstelik seçenekler de her zaman birden fazladır. Nane ya da limona dondurmalardan birine karar verdikten sonra bile kendinizi yeni bir çatışma içinde bulmanız an meselesidir. Nedir o çatışma peki? Hepsini mi yemeli? Şaka bir yana, yani çok akan. Gerçekten aşırı akıcı bir kitap yani. Gerçekten basit seviyede anlatıyor. Ve bence böyle bir psikoloji öğrencisinin de bölümüne başlamadan önce okuyabileceği ve bölümünde
rahatlık çekebileceği kitaplardan biri. Yani nasıl? Ben psikoloji dersi almıştım okula ilk başladığında, Psych 100. Onun içerisinde biz bu öğrenme süreçlerini görmüştük aslında. Hani sinapsların, nöronların, transmitlerin falan nasıl çalıştığını görmüştük. Beynin cognitive psychology kısmında, yani bilişsel algılama kısmında. Ama bence gerçekten çok rahat bir dili var. Ben Cemre'ye aldım bu kitabı okuması için. O hiç sevmez bu tarz kitap. Biraz daha devam edeyim. Sonra dediğim gibi bir yarım saat 40 dakika kadar konu 330 çalışmaya çalışacağım. Her an vazla geçebilirim. 2 hafta sonra bunun sınavı var. O yüzden 2 haftalık bir çalışma düzeni kurmam lazım kendime. Bayağı 3 tane de grup projem var. Cemre ile biz 27 Aralık'ta tatile gideceğiz. 27 Aralık'a kadar benim 3 tane grup projemi tamamlamam ve sınavlarıma çalışmam lazım. Evet, 6:45 geçiyor ve ben sadece kitap okudum. Ders çalışmadım, başka bir şeyle ilgilendim. Neyle ilgilendim hemen size anlatayım mı? Monsieur Taha haftalık ajanda çıkarmış ve ben hiç ihtiyacım yokken haftalık ajanda aldım. Ama ya birazcık para verdiğim için pişman değilim. Birazcık zor bir dönemdeyim şu an. Paramı yettirmeye çalıştığım bir dönemdeyim. Çünkü tatile harcama yaptım. Ve bu benim için çok yersiz bir harcama. Ama ben böyle şeylere gerçekten çok bitiyorum. Yani Harry Potter ajandasını aldım. Şuraya koydum. Asla kullanmadım. Haftalık ajandayı da neden? Friends koleksiyon defterini de aldım. Kullanamadım çünkü kıyamıyorum. Ama benim için orada durması ve bunu almış olmam benim için çok önemli ve değerli. Yani onu ben çok değer biçiyorum. Bu haftalık ajandayı kullanmayı düşünüyorum bu arada. İçeriği çok hoşuma gitti. Ama yine kullanmasam da problem değil. Dediğim gibi yani benim için bir koleksiyon ürünü. Sonuçta bu çıkmayacak. 2022 yıl için bir daha bu temada çıkmayacak yani. Pazar rutinine dersimize dahil edemedik maalesef ki. Ama bunun yerine bir harcama yapmış olduk ya. Uf. Annem yemek gönderdiği için yemek harcamam en azından olmuyor. Pazar klasiği daha. Güzel bir video izleyerek güzel bir yemek yemek. Ne yiyeceğimi söyleyeyim hemen size. Hazırlarken belki mutfakta müsait olmaz mutfak. Yiyeceğim şeyler. Annem böyle bir domatesli biberli bir şey kavurmuş. Anlamadım ne kavurduğunu. Onu yaptım dedi. Onu ısıtacağım mikrodalgada. Yoğurt çorbam var. Bir de şeyim var. Yoğurtlu havucum var. Aynen, yoğurtlu havucum var. Şimdi bunları yiyeceğim. Bir de lahana salatam var, yani mor lahana. Annem göndermiş onu da. Onları yiyeceğim. Şeyi de mikrodalgaya koyacağım. Domates yemeğinde. Çünkü bir şey olmuyor. Sulu yemeği mikrodalgaya koyduğunuzda kavanozla ısınıyor. Yurtta aklınızda bulunsun. Bu tarz şeyler çok pratik oluyor. Bu tarz anneler diyeyim.